Herkese öncelikle yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında iPad 8. nesil, iPad mini 5 ve iPhone 6 Plus kapıştıracağız. O iPhone 6 Plus değil şimdi diyeceksiniz. iPhone 6 Plus kamerada arkadaşlar. Tüm bilgilerini yazdım deftere. Defterden okuyacağım onları da. Durun onu da göstereyim. Şimdi iPhone 6 Plus yok yukarıda diyecek arkadaşlarımız vardır yine. iPhone 6 Plus yok diyen kardeşlerim. Bakın kamerayı açtım. Yukarıda da çektim kameramız ise iPhone 6 Plus. Bütün özelliklerini deftere yazdım arkadaşlar. Defterden okuyacağım size bütün özelliklerini. Şimdi hemen oyun testlerine geçelim. Buradan gelelim. Burada da PUBG Mobile açılıyormuş gibi düşünelim. Hızlıca bir saniye şunları bir kapatayım. Şimdi ikisini aynı anda açıyorum beyler. Şuna bir saniye geç tıkladım. Şu an telefonda da iPhone 8. nesil, aman iPhone 6 Plus'ta da açılıyormuş gibi düşünün. Şu an iPhone 6 Plus'ta da açılmadı. iPhone 6 Plus'ta beyler iPad mini 5'ten 2 saniye sonra 3 saniye sonra açılıyor. Bunda da ses açmış. Şunun sesini de kapatalım biz be. Böyle hemen sesini bir kapatayım ben şunun. Böyle tamamen kısayım sesini. Tamam bozmayalım da şu düzeni. Düzen güzeldi az önce. Arkadaşlar iPhone 8 Plus yani telefon 2 saniye sonra açılıyor iPad mini 5'ten. Onu da tekrardan buradan söylemiş olayım. Buraya bir sürü şey geldi. Şimdi girip şuradan atış testlerini de göstereceğim size. Buraya girelim mod diyelim. Eğitime gireyim hepsinde beyler. Şunda da girelim. Hepsinde deyince telefona da baktım. Yukarıdaki telefona. Yukarıdaki telefonla nasıl gireceğimi düşündüm kameradayken. Sonra aklıma geldi. Şuradan da mod diyelim. Ve eğitim diyelim. Bunu da girdim. Bunda da girdim. Şu an iPhone 6 Plus'ta da girmişim gibi varsayın arkadaşlar. iPhone 6 Plus burada. iPad mini 5'ten 1 saniye önce giriyor arkadaşlar. Bunlar size hepsini tek tek not ettim. Şu an elimde kağıtta, defterde. Onu okuyorum beyler. iPad mini 5'ten 1 veya 1,5 saniye, 2 saniye yakın önce giriyor. iPad 8. nesillerindeyim de aynı giriyor. Bu sefer de bunda erken girdi. Bu erken girme neden oluyor bilmiyorum. Şimdi şuraya gidelim. Hiçbir yerin ses olmadığı bir yere gidelim. Ses varken anlatamam ben. Şimdi burada da yine açıkmış gibi düşünün siz. Siz öyle düşünün beyler. Ben sizlere 10 numara yapacağım yani. Hepsini tek tek anlatacağım. Nerede ne oluyor. Şimdi gidelim şunda hemen biz bir silah alalım. Şöyle gidelim. Silahımızı alalım. Bir saniye şuradan otomatik alalım. Aldık pipi biz on. Görüyorsunuz ateş ediyoruz. Ateş ederken düzgün bir çevrimi var. Şunda durun olmadı. Ben hemen bir silah alıp geleyim şunların hepsinde. Şuradan gidelim bir tane M416 aldım şuna. Arkadaşlar M416'yı aldım geldim. Şimdi M416 ile şöyle şuna bir vuralım bakın görün sizde. Böyle bir vuruş var beyler. Normal Evo'da TDM'de yani ateş ederken mermilerin gittiği yeri gösteriyor. Şimdi iPad 8. nesilde de bakalım. Durun bir de şunda dürbünsüz bakalım. Dürbünsüz isteyecek arkadaşlarımız vardır. Dürbünsüz ise böyle beyler. Sprey atması bir tık daha kolay gibi ama ben jiroskopla oynuyorum. O yüzden de zor gibi. Şuraya gelelim. Durun bunda da oyun sesini kısayım. Hiç rahatsız olmayın. Şundan da hemen biraz bir mermi alalım şuna da. Beyler buna da mermi aldım geldim. Hemen şunda da göstereyim. Buna da mermi aldım geldim. Bakın. iPhone 6 Plus'ta da yine bunlarla aynı TDM modunda onda da ateş ettiğinizde mermilerin gittiği yer gözüküyor. Bunda da yine vurduğu yerden çıkan cıngılarla falan hepsi aynı. Kameraya böyle olduysa çok özür dilerim. İki kere düşüyor gibi oldum o yüzden böyle oldum. Çıkalım şuradan şimdi buradan şimdi sizlere bir şey göstereceğim. iPhone 6 Plus ve diğer telefon farklarını ve tablette telefon farkı gibi bir şey olacak bu beyler biraz daha şimdi söyleyeceğim şey. Telefonda mesela bir saniye şöyle bir şuraya geçeyim ben. Telefonda arkadaşlar buradan şu haritaları veya indirilecek kaynak varken veya güncelleme yaparken veya indirirken indirmede ne yaparsanız yapın arkadaşlar telefondan aynı Wi-Fi'ye bağladım. Telefonun indirmesi daha hızlı. Ondan sonra üstüne üstüne mobilleriyle indirirseniz mobilleri de yani Wi-Fi ile aynı güçte bile olursa telefon her türlü indirmeleri hızlı yapıyor. Onu söyleyebilirim. Ekran boyutu ölçüştürmesi yapacağım şimdi bakın. iPhone 6 Plus şu kadar falan işte ortalama. Bakın iPad mini 5'in yanında böyle kalıyor telefon. iPad 8'in yanında da bu kadar falan kalıyor. Bu kadar falan kalıyor.
iPad mini 5, iPad 8'in neslinin yanında ne kadar kalıyor şimdi onu göstereceğim. iPad mini 5'te de iPad 8'in nesil farkı şöyle, ikisinde de dönelim lobiye. Görün iPad 8'in nesil ile iPad mini 5 farkı. Ve şuraya da telefonu korsam telefonunda farkını görebiliyorsunuz zaten. iPhone 6 Plus'ta bundan birazcık daha küçük arkadaşlar ekran, onu söyleyebilirim. Yukarıda zaten gösterdim başta iPhone 6 Plus'ta çekim yaptığımı. Birazcık daha küçük, yani şu kadar gibi falan bir şey. Hepsinin de köşesi normal, böyle köşeli ekran, yani hepsinin köşesi böyle arkadaşlar. iPhone 6 Plus'ın da köşesi böyle, yani var köşeleri. Ondan sonra FPS testine geçersek şuradan hemen kameranın çekebileceği bir açıya koyayım. Şunların hepsini bozulmayasın kamera açımız. Saatte 5.28 beyler, görüyorsunuz. Video yetiştireceğim diye biraz hastaydım sabah, şimdi düzeldim. Video yetiştireceğim diye bir hal oldum. Arkadaşlar parlaklıkta değişim varsa çok özür dilerim, kusura bakmayın. Gözüküyor mu? Gözüküyor beyler de. Yine de ben bir tık kısayım parlaklığını, hadi ekran parlaklığını sizler için. Şuradan geldiğimizde buradan ayarlar diyelim. Buradan grafiklerde Akıcı'da 60 FPS, dengeli 60 FPS. Diğerlerinde ise 45 FPS ve Ultra HD destekliyor. Şuna gelelim arkadaşlar, iPad mini 5'e. iPad mini 5'te de yine Akıcı'da dengeli 60 FPS, HD'de HDR'da 45. Ultra HD destekliyor. Bunda da 45. Akıcı'da eskiden 90 FPS'ti. Onu da unutmayın. iPad 8. nesil. Geri 90 FPS gelir mi bilmiyorum. 60 Hz'lik bir ekranı vardı ama 90 FPS'ti arkadaşlar. Hepsi 60 Hz. iPhone 6 Plus o da 60 Hz arkadaşlar ekranı. Bildiğim kadarıyla, yalan söylemek gibi olmasın da 60 Hz hepsi. Burada da 60 FPS. Ama iPhone 6 Plus'ın diğer özelliği, dengeli de kullanacağım derseniz dengeli de iPhone 6 Plus 45 FPS arkadaşlar. Yani aşırı yükseğe kadar geliyor. Aşırıya gelmiyor beyler, onu söyleyeyim. Akıcı aşırı. Ondan sonra diğer videomuzda çok sesleri sormuşsunuz beyler. Seslerde bunda aşırı yükseğe destekliyor ses. Bunda da aşırı yükseğe destekliyor. iPhone 6 Plus'ta da yine aşırı yükseğe destekliyor. Bütün hepsinde destekliyor arkadaşlar aşırı yükseğe. Hiçbirinde, diğer videomuzda da gösterdik de bunda biraz daha telefonla karşılaştırma gibi olacak. Şuraya envantere girdiğimizde bunda 3 sütun, iPhone 6 Plus'ta 2 sütun, onun farkı olur mu bilmiyorum da 2 sütunlu, yani daha çok eşyanız varmış gibi gözüküyor. Şuradan da sizler için bir sandık açayım hadi. Bunda varsa sandık, bundan da açayım sandık da. Aha bak, bunda da varmış. Şunu açalım bir. Şunu açalım beyler hızlıca, tamam. Şunu da kullanalım. Klasik sandıkta bir level, böyle kötü bir hesapta ne çıkacak? Hadi ona bakalım. Şuradan da şunu da açalım. Hızlıca şu da açıda dursun. Şuna hiç, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Buna güzel bir şey çıkar. Çünkü o hesapta oynamıyorum. Bu hesapta oynuyorum. Bunu da izleyelim. İşte buralarda böyle. Ses yüksekliğinde test edecek olursak. Durun, ses yüksekliğinde test edeyim. iPhone 6 Plus'ın sesi bunların ikisinden de az. Bundan birazcık az, bundan bayağı bir az. Kulaklık takmadan oynuyorum diyen arkadaşlarımız olursa eğer, müzik açık, tamam. Şunda da müziği açalım be, müziği ama bak müzik değil. Müzik mi? Bunun sesini duyuyorsunuz beyler. Bunda da ses fulleyelim. Bunun sesi de bu kadar. iPhone 6 Plus'ın sesi bunların ikisinden de biraz daha az, onu söyleyeyim. Bunların ikisinden de biraz az. Bundan bayağı da az. Bunun sesi çok fazla, neyse bilmiyorum. Çok fazla bir sesi var. Gelin şuradan sizlere çark da çevireyim bakın. Bugün her şeyi yapıyorum. iPad 8. nesil çarka girdiğimizde böyle oluyor. Geç olmuyor. Geçe tıklıyorsunuz, hiçbir iş yapmıyor. Yani bozuluyor burada. Aç kapa yapalım biz bu oyunu hemen. Şunu şöyle yapalım. Aç kapa yapalım oyunu, hemen tekrardan bir girsin oyuna. Güzel cihazlar arkadaşlar. iPhone 8 Plus, şimdi fiyata geçelim. Ben aldığımda 6 küsur milyardı. Şu anda da 6-6,5 milyar. iPad mini 5 3 milyar 700 falan olmuş diyorlar. 3700, 3700, 3500, 3600, 3700 arada değişiyor. iPad 8. nesil 3100'e de aldım diyen var. Durun bir saniye beyler. Şunu şöyle yaptım, kolum gözükmemişti. İnşallah gözüktüyse de sıkıntı yok. iPad 8. nesil ise 3 milyar 100, 3 milyar 200, 3 milyar 250 değil, değişiyor diyorlar. Ben 3 milyar 250 aldım, onu da söyleyeyim. Böyle günün ilk 10 ucuya vuralım. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki her zamanki gibi. Hadi gelin bir de şundan vuralım. Yok mu buradan UMP ile teklememiz? Yokmuş. Şurası sıfırlanmadı çünkü. İşte ise bir malzeme ver oyun be. Hadi şu pembe seti de kabulüm. Hiçbir şey vermedi yine her zamanki gibi.
burayı da böylelikle geçmiş olalım. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoya da like atarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, bay bay.